Ve Erhan Önal'ı kaybettik. Tabii bizim kuşağın çok özel oyuncularından, özel isimlerinden bir tanesi. Papazla kaplıydı değil mi? Sakallarından dolayı. Sevgili evet. Okay. İstiyorsan başlayalım bence yavaş yavaş toplanırken insanlar. Erhan Önal'la başlamak daha saygılı. Bu fotoğraf geldi bana. Arkada Aykut Kocaman var. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Evet. Türkiye'nin o dönemdeki en iyi stop, en iyi savunmacısı, liberosu ve en iyi golcüsü karşı karşıya. Bu görüntüyü, bu fotoğrafı telefonundaki yüzlerce fotoğraf arasından veriyoruz. Cep telefonunda dönüp dönüp anılar diye baktığı fotoğraflardan birisi bu. Yani onun binlerce fotoğrafı vardır ama rahmetli son yıllarında anılarını cep telefonunda bazı fotoğraflarını biriktirerek sürekli bir köşeye çekilir, onlara bakarmış. Bu fotoğrafta onlardan birisi Erhan Önal'ın. Bu arada gazetelere baktım da yani geçmişini doğru anlatamayan, evet, geçmişini yeni kuşaklara doğru anlatamayan medyalar veya kulüpler gelecekle ilgili hiçbir hayal kurmasınlar. Günü yaşarlar ve gün içerisindeki mağlubiyetlerine ağlar, galibiyetleriyle sevinirler. Günün adamı olurlar, geleceğin adamı olamazlar. Gazetelerde Erhan Önal'la ilgili çok fazla bir şey yok. En azından benim gördüğüm 3 gazetede bugün onlarla ilgili çok bir şey yok. Oysa ben isterdim ki yarım sayfa bassınlar. Gece evet, de olmadı. Yani çok zaman vardı. Galatasaray'ın Neuchâtel Xamax o sezonunu, o sezondaki bayrak oyunculuğunu anlatsınlar. Galler'e attığı golle Türkiye'yi nasıl mutluluğa sevk ettiğini anlatsınlar. Bayern Münih'in altyapısına minik takıma girişini, Yıldız'a geçişini, Genc'e geçişini ve Beckenbauer olarak artık düşünülmeye başladığını, Beckenbauer oyundan çıkarken oyuna Erhan'ın girdiğini, Gerd Müller, Hoeneß, Beckenbauer, Rummenigge büyük bir kadronun içerisinde sevilen ve gelecek vadeden bir oyuncu olarak görülmesini yazabilirler yeni kuşaklara. Bugün her yerden bir Almanya'da top oynayan çocuk çıkıyor ama onun bir ilk olduğunu söylesinler. Birçok yabancı dili konuşabildiğini söylesinler, anlatsınlar. İsin ister. Bayern Münih'le oynama şansı yok. Bayern Münih çok başka bir takım. O ara Fenerbahçe'ye geliyor ama Fenerbahçe istediğini bulamıyor. Hatta o dönemin yönetimine de ciddi eleştirileri var. Futbolu yönetme biçimleriyle alakalı olarak. Sonra gidiyor Standard Liège'e. Biz Standard Liège'li Erhan Önal olarak onu daha çok biliyorduk. Çünkü o Bayern Münih bölümü çok fazla gündemde kalmamıştı. Standard Liège'li. Hatta milli takım açıklandığı zaman sanıyorum rahmetli Sabri Kiraz'dı milli takımın teknik direktörü. İşte televizyonda verirlerdi milli takım açıklandı diye. İşte Sakaryaspor'dan bu, Kocaelispor'dan bu, Beşiktaş'tan şu şu şu, Fenerbahçe'den şu şu şu, Galatasaray'dan şu şu şu, Standard Liège'den Erhan denildiği zaman böyle hoşumuza giderdi. Standard Liège'den Erhan. Gurur duyardık. O Galler maçın attığı gol İzmir Atatürk Stadı'nda, yani ben okuldaydım. Yani benim gibi binlerce insan okuldaydı. Okulda dinlenildi, izin alındı. Sokaklara Erhan Önal diye çıktık. Yani müthiş bir heyecan yaratmıştı. O Galatasaray'ın savunma göbeğinin önemli ismiydi. Türkiye'de geriden oyun kurarak ileriye çıkmanın önemli isimlerinden biriydi. Sadece top sıkıştığı zaman taca atma huyu yoktu. Kaptırdığı toplar olurdu. Onu bir arkadaşımla dün gece uzun uzun telefonla konuştu. Çok iyi bir Galatasaraylıdır. Aklımıza gelirdi ama Erhan bir şekilde problemi çözerdi. Yani Erhan Türk futbolunda Galatasaray'ın başlattığı Avrupa'ya kafa tutma, Mustafa Denizli'nin ilham verdiği Avrupa'ya kafa tutma hareketinin önemli isimlerinden birisiydi. Galatasaray'ın Avrupa kökenli oyuncuları, Avrupa altyapısı geçirmiş oyuncuları derhal vasıtasıyla da olsa Türk futboluna adapte etme döneminin en önemli ismiydi. Fevkalade bir karakterdi yani futbol olarak. Sağ dışında da ticaret yaptı, uluslararası anlamda ihracat, ithalat ama işleri iyi gitmedi. Dolayısıyla bunların hepsi gazetelerde yer alabildi. Yani geçmişi çok iyi bilen. Bu Fethi'cim, iyi Galatasaray lafına ben de bayılıyorum. Şöyle iyi bir Galatasaraylı. Tarihi merak eden, izleyen, iyi ise iyi diyen, kötü ise kötü diyen.
Benim iyi Fenerbahçe, iyi Beşiktaş, iyi adam deli gibi hasta falan, ölümüne Galatasaraylı, her yere Fenerbahçe. O anlamda demiyorum. Yani bu kanalın karakteri olması açısından onu bilin anlamında söylüyorum. Düzgün bir adam yani. Ya bizim takım kötü oynuyor, bu sene şampiyon olamayız diyen veya biz çok iyiyiz, bu sene yürüyebiliriz. Ya bize verilen penaltı penaltı değil diyen bir arkadaşım. Ya yani onları ben iyi olarak şey yapıyorum, değerlendiriyorum. İşte Florya'dan bir Evet. o Çin Erman'a devrimi. bak. Erhan Önal, Yupp Derval, Uğur Tütüneker. Arkadaki kim tam İsmail, göremiyorum ama İsmail. Mirsa. İsmail mi? İsmail Demir. Demirel. Evet. Ha, ona benziyor. O. Kenarda Galatasaray sahanın içinde. Çok enteresan. Jüp Derval de yani genç delikanlı. Yine saçlar klasik beyaz ama ne kadar incecik ve fit. Evet. iyi. Bayern Münih altyapısı almış. Bayern Münih'te yetişmiş bir isim. Son röportajını bizim Oruç programında programımızın yorumculuğunu da yapan Elif yapmıştı. Elif Bekfelavi ile yapmıştı. Futbol Dergi'nin 2 yıl önceki şeyi sayısında çok güzel bir röportajdır. O dergi nesnelerini bulan okusun. Orada Elif ona soruyor. Diyor ki neyi özledin en çok? En son Münih tesislerine olmayı özledim diyor. Belli ki bazı kırıklıkları var Türkiye'de. Gittim geçenlerde gördüm, büyütmüşler, geliştirmişler ama o ruh hep aynı diyor. Bunu nasıl anlatıyor? Yanında 30-40 yıllık dostu var, 50 yıllık dostu var. Erhan Önal konuşamıyor ama onun demek istediklerini artık bir başka dil oluşturmuşlar. Anlıyor ve anlatabiliyor. Bu arada Cüneyt Çevikoğlu teşekkürler. Almanya'da Türk gücü Münih ve Belçika Standard Liège taziye mesajı yayınlamışlar. Ben hafta sonu Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1 dakikalık saygı duruşu yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Bir millet geçmişiyle çelişmemeli. Özellikle bir futbol aklı, futbolun geçmişiyle çelişmemeli. Kim olursa olsun aynı reaksiyonu veriyorum. Erhan Önal bir dönem herkesin yerinde olmak için can attığı bir adamdı. Bu ülkede Galatasaray Kulübü için kim ne kadar çalıştıysa o da o kadar çalıştı. Bir kere ben Yeşilköylüyüm. Galatasaray Florya'da antrenmanlar yapardı. Derval Yeşilköy'de otururdu. Erhan abi nerede otururdu bilmiyorum ama büyük saygı duyulur. Galatasaray bugün gerçekten klas bir tarafı temsil ediyorsa, hani Galatasaray Lisesi'nden ayrı olarak, hani özel bir karakteri varsa, Galatasaraylılık durumu varsa, bunda Yupp Derval gibi bir adamın orada olması, Cüneyt Tanman gibi bir beyefendinin takımın kaptanı olması, Erhan Önal gibi bir hakikaten Türkiye'de libero kavramını değiştiren bir adamın olması. Hatta Doğan Koloğlu'nun bir yazısı var. Bir arkadaşım paylaşmış onu. Çok güzel libero kavramını ve Erhan Önal'dan önce ve sonra diye Türk futbolunu anlatması var. Var da var. Onu dostları yazıyorlar, çiziyorlar. Sosyal medyada kalıyor. Ulusal medyada da yer alması lazım. Bizim TRT'den İbrahim Kırkayak bugün bir program yapacak sanıyorum. Çok da Evet. güzel. Topukla Ben Kocaelispor'a attı. Devlet'e attı penaltı. O Monaco maçları, Nöşetel maçları, röportajları. Yaparsa İbrahim yapar. Herkesi TRT'de o programı izlemeye davet ediyorum. Ben de bir kariyerini hatırlatayım. Sen de zaten başlıklarına geçtin. 7 yaşında gidiyor ailesiyle birlikte Türkiye'den Almanya'ya. Yani o gurbetçiler Evet. noktasında 70'li yıllarda ve Türk Gücü München kulübünde başladıktan sonra 73'te Bayern Münih amatör takımı profesyonel kadroya alınması 76-77 sezonu ve Bundesliga'da sahaya çıkan ilk Türk asıllı göçmen çocuğu oluyor. Yani işte şu anda İlkay'ların, Mesut'ların, orada konuştuğumuz tüm oyuncuların aslında öncüsü. Toplam 18 maça çıkıyor. İlk maçı 19. Bundesliga haftasında Duisburg'a karşı oynamış. 2-2 berabere kalmış Bayern Münih. Ve tek golü de Kayserslautern'e karşı atmış 1977 yılında. Sonrasında Standard Liège 1982-83 var. Ve Fenerbahçe'de var bu arada. Bilmiyorum herkes hatırlar mı bilir mi? Ben şimdi burayı görünce hatırladım yani. Benim de kafamda hayal meyalmiş. 82 yılda Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Ve sonrasında asıl Galatasaray kariyeri başlıyor. Çok enteresan. Dedim ya, 81, yani 82.
Ben bir gittim geldim, o yüzden şimdi tekrarlıyorum. Standard Liège sonra tekrar var. Pardon, Standard Liège var, Fenerbahçe var. Sonrasında Galatasaray var ve milli takım var. Evet. Çok sonrasında da bir Göztepe'de sportif direktörlük yapmış. Ya özetle sıra dışı bir hayatı var. Bu arada Münih Türk Gücü'nün lokalinde bir bakkal açıyor. Lokal olsun. Çünkü insanları özellikle bir araya getirme konusunda çok istekli birisi Erhan Önal. Almanya'da evet. Çay partileri bir araya geliyorlar. Hani Türkiye'den göç etmiş insanlar. İzmir kökenli bunlar. Ve daha sosyalleşiyorlar. Yani Almanya'daki göçmenlerin yapısı, sosyal yapısı şöyle. Bazısı hala Türkiye'deki tarım toplumu kafasıyla bir birliktelik sağlıyorlar. Bazıları ise gittikleri mekana, dünyaya uygun. Orada sosyal bir Türk grubunun oluşmasında hani büyük çabası var. Bir bakkal açıyor. Sonra bakkalı yıkın diyor. Yıkıyorlar ve lokal yapıyorlar oraya. Münih Türk Gücü'nün lokalini yapıyorlar. Hatta bir dönem orada oynuyor. Orada oynarken Galatasaray'a geliyor zaten ve Galatasaray'da da hakikaten Almanya kökenli işte Uğur Tütüneker var o takımda. Mustafa Denizli ile bir araya geliyorlar. Türk futbolunun tarihinde bir dönüm noktasıdır o. Tarihi sadece o dönemi yaşayanların değil, futbol taraftarıyım diyen herkesin bilmesi lazım. Yani Fenerbahçeli'nin de Galatasaraylı'nın da dönüp bilmesi lazım. Yani bugün evet. Benim Galatasaraylı, iyi Beşiktaşlı, iyi Fenerbahçeli tanımımda bu var. Adam ölürüm yoluna Fenerbahçe'm diyor. Tweet atıyor, yıkıyor ortalığı, kulübün haklarını savunuyorum diyor. Kralım ben diyor. Dönüyorsun Cihat Arman'ı anlat bana diyorsun. Cihat Arman kalecimizdi diyor. Başka? Büyük kaleci diyor. Sonra en büyük kaleci Cihat Arman'dı. Başka? Hiçbir şey bilmiyorsun. Bilmiyorsun abi. Evet. Yani baba hakkı nasıl adamdı? Baba hakkı çok büyük futbolcuymuş. Başka? Bilmiyor. O yüzden yani biraz bakmak lazım oralara. Fenerbahçe bu konuda büyük bir kitap hazırlamıştı. Asr-ı Fener diye. Sanıyorum limitli bir şekilde. Ali Koç yapıldı. Derneği, 1907 Derneği, evet. Derneği yaptı. Benim birçok arkadaşım da var ofislerinde. Ne zaman gitsem hemen onları beklerken veya boşluk bir zaman bir sayfasını okumaya çalışırım. Zaten bende de var da okumaya çalışırım. Yani evet. Büyük bir hizmettir. Her kulübünde yapması gerekir. Erhan Önal'a gani gani rahmet diliyorum. Nurkunda yatsın. Benim çocukluğumda Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı Avrupa Kupası maçlarında birleştirdi. Hepimiz büyük coşku yaşardık, büyük mutluluk yaşardık. O birleştiren, Türkiye'deki futbol insanlarını birleştiren dönemin simgelerinden birisi. İyi ki o dönemi yaşadım. Bugünkü kavga, dövüş, itiş, kakış, aşağılama ortamında dönüp dönüp o günlerin gölgesine sığınmaktan da mutluyum. Nur içinde yatsın. Mekan cennet olsun. Son 10 yıldır bu dünyada çekeceğini çekti. Bir melek olarak gitmiştir oraya. Son sözüm budur. Evet. Evet. Erhan Analı bu şekilde veda ediyoruz. Bu arada o fotoğraflar içinde bir de Bodrum'da, Bodrum Galatasaraylar Derneği'nin bir töreninde var değil mi? Sen ben tam onu olduğunu evet. Yapamadım ama şimdi getireceğim ekranlara. Son döneminden elimizdeki en son fotoğraf olarak göstereceğiz. Bu arada Rummenigge ile Hoeneß ile bütün o Gert Müller'le falan hep birlikte oynamış. O da Wikipedia'da bu şekilde geçiyor. Evet. Bayern Münih'in o döneminde. Şimdi getiriyorum. Evet. Böyle bir Bodrum'daki bir şampiyonluk kutlamasında da bu şekilde Galatasaray bayrağını sallamış. Evet. Allah rahmet eylesin.